Selamlar, sevgiler. Bu hafta yine Gölköy'e geldik. Açıkçası karın yağmasını bekleyemedim. Çünkü dayanamadım. Aralık ayına girdiğimiz halde kar hala yağmadı. Karın yağışını yaylalarda, kış festivallerine saklıyorum. Ben yeniden Gölköy'e geldim. Çünkü Gölköy'ün güzelliklerini anlatmakla bitiremiyorum. Yani bir programa değil, ikiye değil, üçe dörde sığmaz diyorum. O zaman ne diyoruz? Memleket havası başlasın. Gölköy'den devam ediyoruz. Şimdi Gölköy'ün merkezinden çıkmadan, köylere doğru gitmeden bir selam verelim dedim buradaki ahaliye. Aleyküm selam. Aleyküm selam, hoş geldiniz ilçemize. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Ahmet, soyismim Yıldırım. Ahmet amca, sen burada neler yapıyorsun? Sen Gölköylü müsün? Ben Gölköylüyüm. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? Vallahi doğdum doğulu burada yaşıyorum. Babam da burada yaşıyormuş. Ben de burada yaşıyorum. Hiç böyle çıkıp gurbetlere gitmedin mi? Sene 74'lü yıllarda Ordu'da kalıyordum. Balık hamsi işi yapıyordum. Evet. Şimdi bu senin mi? Bu arkadaşın, Gırmanço balıkçılığın bura. İyi, sen buradan balık almaya geldin. Balık alıyoruz, arkadaşlar sohbet ediyoruz. İşte zamanımızı geçiriyoruz yani burada. Ne yapacaksın, hani fındık mındık her işler güçler bitti mi? İş gücü bitti ya, fındık işleri bitti. Ne kadar fındık topladın bu sene? Ne kadar? Bir ton falan oldu gibi. Bir ton? Oldu yani. Allah artırsın diyoruz. Allah. Başka neler yapıyorsun Gölköy'de? Emeklilik falan mı? Yok, emekli değilim. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Öyle geçiyor gibi. İş yok Gölköy'deki, ne iş yapacaksın? Burada paran varsa yiyip yatacaksın burada. Burada başka bir şey yok. Burada yani getirisi olan yapacağın bir iş yok yani. Ya evet, ama öyle de sonuçta Gölköy'de dünyanın, özür dilerim, Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları yaşıyor. Yaşıyor, yaşamak yönünden çok iyi burası. Burada doğal yaşıyorsun yani, her şey doğal. Evet. İçtiğin su doğal. Her şey güzel burada da, işte bir de iş olsa, bir iş imkanı olsa, herkes çalışabilse, bazı kesim çalışıyor, bazıları çalışamıyor. Öyle. Yani iş... İmkansızlıklar var yani. Umarım böyle merkezden doğru işler yayılır. Size de selam verelim. İyi, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyim? Hasan Şenoğlu. Hasan Bey, siz neler yapıyorsunuz burada? Ben Ordu Mesudiye Birebir Mahallesi'nden geldim. Şu an Gölköy'lü değilsin yok, yani. Yok, evet. Gezmeye mi geldin? Gezmeye geldim. Bir iki alışveriş yapacağız. Yani haftada 2-3 kere geliyoruz yani. Mesudiye'li burası evet. Ne kadar? Peki mesafe olarak? Hemen hemen de yani yarım saat 40 dakika falan. Yarım saat 40 dakika. Yani bizim oraya. Peki dolmuşlar var mı böyle ilçelere? Sağ olsun, komşumuzun arabası vardı. Metin Karayakan'ın. Özel araçlarla evet, geliyoruz. Allah razı olsun. Yani ne derim, hayvancılık, aynı arkadaşın dediği gibi çiftçilik, işte ileri geri koşturma. Hayvanlarınız var mı? Var, evet. İnek mi? Evet, büyükbaş, 8 baş var. Aa maşallah, evet, maşallah. Yani ırklar, simenter ırkı var, şavrele, evet, evet. Var. Aynen böyle yani. İyi, böyle hayat gidiyor aynen. Diyorsunuz. Yaşamaya devam ediyoruz bu şekilde. Yani yaşadığımız sürece de uğraşacağız yani, yapacağız. O zaman size kolay gelsin. Oldu, diyorum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Şimdi amcam, ismini öğrenebilir miyim? İsmim Murat. Murat Bey, şimdi siz burada tezgah açmışsınız maşallah. Hamsi de 25'e düşmüş. Daha 2 gün önce 100 liradan satılıyordu. Doğru diyorsun. Ucuz yani bu sene, vatandaş yesin diye. Vatandaş yesin diye. Evet. Yerli hamsi bir de. Perşembenin yerli hamsisi. Nereden geldi sana bunlar? Perşembeden. Perşembe. Direkt limandan, kayıktan alıyoruz. Direkt kayıktan alıp sen mi getiriyorsun? Evet, evet. Her gün getiriyor musun böyle taze gün, hamsi? Her gün Gölköy vatandaşımız taze hamsi yer yani. Bu hamsileri biz şimdi perşembe gitsek bulabilir miyiz, bulamaz mı? Biraz zor bulursunuz bu büyüklükte. Orada hep ince satıyor. Sen bizimkiler... seçerek mi aldın bunları? Seçerek değil, kayıktan direkt. Kayıktan direkt aldın.
Gölköylüler taze hamsi yesin diye. Evet. Yani taze hamsi sadece denize kıyısı olan yerler değil, denize kıyısı olan ilçeler değil, merkez değil. Böyle yükseklerdeki ilçelerde yiyebiliyorsun evet, yani. Evet, yer. İşte oradanın avantajlarından evet. bir tanesi yani ne kadar yüksekte olursan ol, Mesudiye'de ol, Gürgentepe'de ol, Gölköy'de ol. Taze hamsiyi her an bulabilirsin. Her an bulabilirsin, her taze yerde. Taze diğer balıkları da bulabilirsin. İşler güçler nasıl? 10 numara. Güzel yani. Güzel yani. Güzel. Allah bereket versin. Allah bin bereket versin. Hazırlığına bereket. Biz fazlasında gözümüz yok. Değil mi? Geçindim mi yetiyor. Kesinlikle öyle. Herkes de alsın evet, evinde. Evet, evet. Akşamları pişirsin yesin yani. Yesin, herkesin evet. evinde de balık pişsin. Evet. Bu hem virüse birebir yani. Bu hamsinin rıçığını atmadan yiyeceksin. Virüse birebir. Kesinlikle. Ben de hamsi. Ama tabii iyi çiğnemek lazım ki aman dikkat boğaza moğaza kaçmasın. Yok. Kaçma şansı yok. Yani bu zaten ince diyorsun. Gerçi ince değil maşallah. Yine iyi yani. Yani. Evet, evet. İyi yani. Bunu güzel bir kızartacaksın. Peki bunun nesi güzel olur? Sen daha iyi bilirsin. Bunun, balıkçıdan alalım. Buğulaması mı olur, tavası mı olur, ızgarası mı olur? Tavası olur, ızgarası olur, buğulaması olur, sebzelisi olur. Ne yaparsan olur. Ne yaparsan olur diyorsun. Ne yaparsan. Size. Ekmeğe bile oluyor bunun. Tabii ben baklavasını bile yedim evet, geçen evet. Hapsa Festivali'nde. Evet. Hamsinin kaç türlü nevalesi olur demişler. 65 türlü. Sayar mısın demişler. Tatlısı, turşusu, kızartması. Gerisini sayma. Gerisi gelir demiş. Yani. Aynen öyle. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Hamsinin turşusunu da gördüm. Çorbasını evet, da gördüm. Hepsi var, hepsi. Köftesini de, ekmeğini de, baklavasını da, tatlısını da, kekini de hepsinden de yedim. Hepsi de 10 numaraydı. Herkes bana dedi ki onları nasıl yedin ama herkesin tatması gereken lezzetler. Şimdi bunu bir de bunun bir özelliği var. Tavuğu depeledi, eti depeledi. Vatandaş et alamıyor, tavuk alamıyor. Bunun kilosu 25 lira beleş. Kesinlikle, şu an evet. iyi yani. Bir de bizim bir özelliğimiz var. Yeşil kartı olana para almıyoruz, bedava veriyoruz. Aa bak. Heh, bir de özelliğimiz var. Bu sadece sende mi yoksa? Yok bende, bende. Bu sen benim mi? Kampanyam evet. Gerçekten, gerçekten. Mi? Yeşil... Helal olsun. Yeşil, yeşil kartı olandan 1 lira para almıyoruz. Mükemmel. Evet. Yani herkes yiyebilsin herkes diye. Herkes yiyebilsin yani. Herkesin midesine evet. et girsin. Evet, evet. Omega herkes. 5 diyoruz o evet. zaman. O zaman hayırlı işler. Sağ olun, bereket. Teşekkür ederiz. Gölköy'ün merkezinden çıkmadan devam ediyoruz. Buradaki vatandaşlara, esnaflarımıza selam vermeden geçmeyelim dedik. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Mustafa Demireğen. Mustafa amca sen burada ne iş yapıyorsun? Öğrenci servisi taşıyorum. Servis, öğrenci servisleri taşıyorsun. Evet, evet. Peki kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Valla 30 yıl var hemen hemen. 30 yıldır sen Gölköylüsün değil evet, mi? Evet Gölköylüyüm. Hiç böyle gençken gurbetlere vesaire gittin mi? La gittiğimiz oldu tabii. Gurbete de gittik. Burada da çalıştık. Adliyede de zaman zaman keşiflere gittik. Ha, uzun yıllardan beri devletim. Ama yine döndün dolaştın memleketine geldin. Memleketim tabii tabii. Buradan memleketimiz. Gidemezsin. Şimdi biz memleketimizi çok seviyoruz. İstanbul'da oğlum var. Ha. Bursa'da kızım var ama şimdi... Oraya gittiğimiz zaman buranın hasreti biz oraya alışık değiliz. Onun için yani biz burada mutluyuz. Şimdi memleketimde memleketimde. Ya burada diyorsun. Mutluyuz yani bizim bülbül memleketimiz güzel. Bülbül altın kafese koymuşlar ne demek? Yani. Yani aynı. Kesinlikle o biçim yani. Sen burada yine devam ediyorsun. Devam ediyor evet. Falan. Var emekliyim. Emeklilik de var. Çok aynen. şükür yani yani. Peki Gölköy merkezinde mi kalıyorsun yoksa? Yok köyde Ahmetli Mahallesi'nde. Ahmetli Mahallesi'nde. Evet Ahmetli Mahallesi. Peki bize Gölköy'den biraz bahseder misin? Yani nasıl bir yer Gölköy? Valla Gölköy'ümüz çok mükemmel yani hatta siz biliyorsunuz yani en sağlıklı yer olarak evet. belirlendi burası. Kesinlikle. Ama şu var yani buradaki insanların hepsi gurbetçi. Ekmeğini dışarıdan kazanan insanlar. Bu mevsimde insan azalır. Evet. Ama işte yazın. Fındık mevsimi geldiği zaman yaz olduğu zaman buranın nüfusu belki 5'e katlar. Asıl o zaman iyidir. Görmedikleri hasret kaldığın insanları bir arada görmek mümkün. Evet. Ama şu anda biraz sönük geçer ama biz burada mutluyuz ya. Baksana çarşısı şenlik. Şenlik evet. Şenlik bayağı şenlik, insan şenlik. Var, araba var. Vallahi herkesin her şeyi var. Sokaklara atmış masaları, sandalyeleri, herkes çayını çabuk. Vallahi her şey var. Her şey var. Herkes mis ne ihtiyacı varsa. Şu an baksana Aralık ayındayız. Güneş bizi ısıtıyor. Ama ayrıca da herkes ihtiyacı olan şeyi evine alabiliyor, yiyebiliyor. Bir sıkıntı yok. Herkesin cebinde parası da var, pulu da var. Yani memlekette mutluyuz. Allah bundan kötü etmesin. Amin. İsminizi öğrenebilir miyim? Adem Yıldırım. Adem amca sen buralı mısın? Buralıyım evet. Kadar... Hayvancılık falan yapıyor Hayır. musunuz? Hayır. Fındık var mı? Fındık vardı. Çocuğa verdim. Çocuk kendi yiyor çocuk. Ben... Bir tane mi çocuk var? Bir tane. Allah bağışlasın. Oğlan bir tane. İki tane kız var. Onlar evli diğer yerlerdeler. Onlar onlara vermedin mi kızlara? Vallahi onlara o kardeşler versin. Ben niye vereyim?
Yani Karadeniz'in genel kurulu. Ya evet. Kardeşe versin, benim pek şey yok. Sen ver, baba sensin, kardeşe veriyor. Ya ben şu anda sağım. İleride ihtiyaçlar olduğu zaman yine bakım fark etmiyor benim için. İyi, hepsi aynı. İyi o zaman, tamam. Başka bize ne söylemek istersin Gölke hakkında? Vallahi ne diyeyim, hiçbir şey diyecek bir durumumuz yok. Yiyip içip oturup gelip tozuyoruz. Olanı. Kışın böyle. Yazın başladı mı işler güçler başladı değil mi? Yazın İşlerde zaman. Biraz sıkıntı var ya. İşler sıkıntılı biraz. Ama bu mazotun benzinin artmasından. Her yerde öyle. O sıkıntı. O, merkezde de sıkıntı. Her yerde sıkıntı yani. O zaman? Yoksa normalde o sıkıntı olmasa iş gücü oluyordu yani. Daha ama şu anda iş gücü biraz sıkıntı. Hemen Gölköy'ün mahallelerini gezmeye gitmeden burada teyzelerimi gördüm. Merhabalar. Merhaba. Şöyle oturabilir miyim araya? Araya oturayım. Şimdi isminizi öğreneyim. Melat Er. Melat ablam. Mecbure Taş. Mecbur ablam. Döndü Terzi. Döndü ablam. Siz burada ne yapıyorsunuz? Böyle güneşin tadını mı çıkartıyorsunuz? Güneşin tadını çıkarıyor. Başka neler yapıyorsunuz? Bitti mi iş güç tarla işleri? İşler bitti, tarlalar bitti. Şimdi yediğimizi, yaptığımızı, hazırladığımızı yiyeceğiz kışın. Aynen öyle. Kışlık neler hazırladınız? Ne hazırlamadık kışlık, ki? Ne yap? Hepsini de yaptım. Ne hazırlamadınız? Neler hazırladınız? Bir anlatın. Çok. Ne? Dolmasını mı sarmadık, pancarını mı kuymadık, kabalağını mı yapmadık, fasulye mi yapmadık? Menemen, acılı. Acılı mı yapmadık, turşu mu yapmadık? Börekler çeşit çeşit. Değil mi? Her şeyini dolapladık. Hep kışlık hazırladınız, dolaplara doldurdunuz. Sağa da veriyoruz. Ay teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ben daha yeni gittim, geldim eve. Annemden aldım. Turşumu aldım, yağımı, peynirimi aldım, her şeyimi aldım. Allah'tan. Bu aralar şeyim ya. Aynen, buzluk fasulyelerimi de aldım. Aynen, hepsini. Değil mi? Aynen. Hepsinden aldım. Hem kafkal fasulye aldım. Siz burada ne diyorsunuz ona? Kuru fasulye. Aha, böyle kurutulmuş değil de. Bu şişeye koymuştur. Yok, şişeye değil, buzluğa koyduk. Biz böyle fasulyeyi şey yaparız. Tazeyken böyle kafkal yapılıyor ya. Kuru fasulyenin kobit biraz diyor. Taze kobit, hali. Kobit diyor. Güneşte haşlamadan pişiriyor. Evet. Öyle güzel oluyor. Diyor. Siz başka neler yaptınız, böyle menemenlikler, kahvaltılıklar falan? Hepsini, acılısını, menemenini, ayvadan püre yaptık. Hepsi. Maşallah Gölköy'ün kadınları çalışkan diyoruz o zaman, değil mi? Evet. Hepsi de kendi ürünleriniz zaten. Evet. Gelsene Azgi. Bak pencereden bakanlar var. Gelin ya, buraya sohbet ediyoruz, ne güzel. ben şimdi gelebildim ya. Ben merkezden şimdi çıktım geldim. Kız gel, yolda bitmiyor ya. Neyim, ilk defa mı geliyorsun bu tarafa? Yok, ilk defa değil, daha önce de geldim, bir program daha çektim. Şimdi ikinci programı, ben Gölköy'e doyamadım işte, dedim Gölköy çok sen güzel. Sen nerelisin? Ben Trabzonluyum. Öyle. Sizde ne, çoluk çocuk var mı? Benim iki oğlum var. Neredeler, burada senle mi? Burada benleler. Biri askerden geldi, birisi okula gidiyor. İyi, bak ne kadar güzel, maşallah. Senin? Benim üç kızım, bir oğlum var. Onlar nerede? Gurbetteler mi yoksa burada senle mi? Eşimle oğlum Kırtistan'da çalışıyorlar. Gurbetteler. Ben de ara ara fotoğraflar atıyorlar işte. Gölköylüyüz diyorlar. Kızlarım evlendi, herkes gitti. Sen burada tek miydi kalıyorsun? Gelinim var. Gelinin senle. Evet. Ay ne güzel, torun var mı? Torunum var, 6,5 aylık. Ay maşallah. Gelinim de çalışıyor, kendi işi var, avukat. Ay ne güzel kız. İyi, çok şükür Allah'a şükür, vallahi çok güzel. Gelin burada mı gelip gidiyor? Ofise gidiyor, evim şurada. Ay kız ne güzel, senin ablan. Kafemiz var, haydi buyurun çay içelim. Ay teşekkür ederim, kafe açık değil mi şu an? Bir kızım, bir oğlum var. Kızım evli, iki çocuğu var. Oğlum nişanlı. Oğlun nişanlı. Evet. O da evlenecek inşallah. Bu da evlenecek, Allah izin verirse. Ne zaman yapacaksın düğünü? Temmuz'un 9'unda. Bu sene yapacaksın düğünü. Kız ne kadar da masraflı oldu şimdi ne ya. Yapalım, her şey yavrum. Çok pahalı. Aynen. Kız bir borcam bile olmuş 150-200 lira. Aynen. Ya oğlun çalışıyor değil mi? Çalışmıyor şu anda, işi yok yani. Şu an kız çalışsın, nereye ödeyecek o kadar şeyi? İşte ne yapalım? Vallahi çok masraflı. Olmuyor, aynen. Vallahi ben diyorum yani, bu zamanlar düğün müğün yapılmaz. Git bir nikah kıy yeter ya. Çok takacağım, az takacağım. 5 takacağım, 4 takacağım. Aynen, borçla düğün olacağına hiç olmasın. Öyle. Bir imza at, borcun da olmasın, şeyin de olmasın. Ya yani, bakılar öyle aç yapsa. Dur. Kız senin gelin diğer
Diyarbakır'da. Sana bir şey diyeyim mi? Geçmiş olsun. Çok altın istiyorlar. Çok altın beş dal istedi yavrum. Beş dal. Beş bilezik mi istedi? Evet. Ben altı olsun dedim. İki de bileklik yapıyor. Sen de ikinci anne. Annem arttırıyor sürekli. Kız istemiyor, annem arttırıyor. Bizim gelin de işte Diyarbakırlı ailesi. O Mersin'de doğup büyüdü ama o da çift kat zincir istediler. Ya yok. Anası. Ben de aldım. 2 metre. Bizimki 80. Bana böylesi denk gelmez. Bizde boyu kadar zincir istediler. Değil mi? Diyarbakırlılar bayağı altını. Biz de çok yormadılar bizi. Düğünlerim iyi çıktı. Sen nereden aldın gelini? Ben de Diyarbakır'dan aldım. Kız hayırdır Diyarbakır'dan. Ne oluyoruz? Babası İzmirli mi? Nereden buluyorlar ya böyle? Başka memleketlerden. Benim doğuyordu şeyde, benim Eskişehir'de. İstanbul'da, o da İstanbul'a gelmişti, oradan buldular. Bak görün işte kısmet neredeyse çıkıp seni nasip gelip buluyor. Evet, nasibin yavrum. Aynen öyle. Aynen. Demek öyle, sen bıraktın kafeyi, geldin buraya oturuyor. Hemen yanında da. Hemen yanında kafe. Az güneşli. Ha şurada az güneşli, niye orada güneş vurmuyor mu? Yok. İşine gelmiyor. İyi o zaman, tamam, sizi böyle güneşte oturun. Yengem beni ille getti buraya, haydi buraya. Gel dedim, oturalım dedi. İyi yaptın. İşim de vardı. Bak da. İyi yaptın, sohbet ettik. Yani. Sohbet etmiş olduk. Evet. İyi o zaman ben böyle gidiyorum. 52 Badal'a doğru gidiyorum. Evet, böyle mi gidiyor? Buradan geçeceğim. Bak şurada yufka çiğler, onlar da çiğler. Hani nerede? Nerede? Az bana açarsanız yersem geleyim. Yiyecek miyim? Yersin, makarna yapıyorlar. Böyle erişte mi yapıyorlar? Evet, erişte yapıyorlar. O zaman tamam, ben oraya gideyim de bir yufka yiyeyim böyle. Çay da içemedim sabah, kanaldan çay içemeden çıkardı beni Olcay abi, geç kalıyoruz çay diye. Çay gelsin abi, çay de otur. Ben çay abi, yaparım yavrum. Abi, ay teşekkür ederim ya. Çay yapılmış kızım. Teşekkür yapılmış. Ederim. O yapılmış var. Tamam o zaman ben bir çayla yufka yiyeyim, atıştırayım. Yeriz değil mi Olcay abi? Tamam yeriz diyoruz. Tamam. Şimdi Gölköy'ün hemen merkezine çok yakın 52 Badal'a geldik. Burada 52 Badal diye bir tarihi yer varmış. Gölköy'ün gençlerini de yanıma aldım. İmam Hatip Lisesi gençlerini. Onlara soracağım. Onlar bana anlatacak bildikleri kadarıyla. Şimdi kapısını açıyorum. Kapısı kilitli. Herkes girmesin içeri diye. Kilitlemişler. Diğer tarafa doğru aç. Diğer tarafa doğru. Diğer tarafa. Tamam. Ters mi yani bu? Yok. Diğer tarafa doğru açılmıyor. Dur ben bir açayım. Ha, aç bakayım. Ben açamadım. Kapıyı bile açamadım. Bu kapıyı ne oldu? Hah açtık. Evet. Şimdi durun az bir. Şimdi gel. Senin ismin neydi? Kadir Akarsu. Kadir. Senin? Muhammed. Gelin bu tarafa. Hadi bu tarafa gelin, bekliyorum. Kadir Muhammed. Mikail Akkuş. Mikail. 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 Tamam, size şimdi soruyorum. Bu 52 Badal ne? Siz ne biliyorsunuz bunun hakkında? Eski bir padişah bu karşıda Karadere dediğimiz bir yerden buraya... Ne dediniz? Karadere deniyor şu Karadere. An. Karadere. Oradan bir yerden buraya kestirme bir yol yapmak istemiş. Daha sonra bu yolu yaptırdıktan sonra kendi aralarında özel yol yapmış. Padişah daha sonra bu yolu yapan kişileri... Kimse bilmesin diye yapan kişileri de öldürtmüş. Tek padişah ve birkaç kişi yani çevresindeki kişiler biliyor. Yani buradan normalde merdivenle oraya mı doğru mu gidiyor? İleride bir yer var, oradan çıkışı, ileriki çıkışı şu anlık kimse bilmiyor yani. Peki burası şu an su dolu. Evet. Peki hiç böyle gelip incelemediler mi, bakmadılar mı? Oralarını bilmiyoruz yani. Burası bilmiyoruz. Orasını bilmiyorum. Daha kimse karıştırmadı ondan sonra peki. Daha hiç kimse gelip bu 52 Badal'ı görmedi. 52 Badal dedikleri şey aslında badal merdiven demek değil mi? Badal'ın hangi kelime yani, eski ne, Rumca mı, Gürcüce mi? Gürcüce olması lazım. Gürcüce. Burada çok Gürcüler mi yaşıyormuş eskiden? Gölköy'de. Genelde Gürcüymüş buranın. Allah Allah. Horoz da şurada ama sesi ne kadar yakından geliyor değil mi? İşte Olcay abi şöyle bir yukarı aşağı doğru en gideyim ama. Kuyu var küçük. Ne var o kuyuda? Su falan var yani. Şey, tavanlara dikkat et, yarasa var. Ne? Yarasa var. Hani nerede? Korkma, ama korkma, uyuyorlar, bir şey yapmıyorlar. Bir şey olmaz, geçin. Uyuyorlar diyor, bir şey yapmıyorlar. Ay, Olcay abi çok korkunç gözüküyor. Böyle mağara gibi bir yer. Merdivenler var, dur. Ben de ışığı yakayım. Tosun adımla. Aynen, siz benim önümden geçin. Bu kadar genç çocuk varken ben niye önden gidiyorsam artık. Böyle, ay. Merdivenler kayıyor. Böyle küçücük merdivenler. Oralar biraz burada. Buralar biraz. Tamam, siz de çok aşağı inmeyin. Bak bir şey olur.
Benden bilirler sonra. Kendi yüzüme tutayım mı? Olacak mı? Güzel çıkıyor muyum? Şöyle. Borulardan su mu çekiyorlar? Ne? O su temiz mi? Yok. Temiz de içinde şu anda taş falan çok ya. Ha, temiz su değil. E peki niye su dolmuş ki oraya acaba? Sahip çıkmadığına dolayı. Baksana mağara hiç daha önceden hani gelip bakılmamış. Aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gelip kontrol etmesi lazım. Belki arkeologların gelmesi lazım. Burası böyle kaldı yani. Yıkılacak belki de. Nerede? Şuraya konuşalım. Al da biraz. Abi bak güzel yürü yoksa merdivenler çok kaygan. Hı, yarasa mı o? Aynen. Uyuyor şu an. Hayvanı rahatsız ettik ya. Yok bir şey yok. Bir ay yapma. Belki ölmüş kalmış orada. Aa baksana bir sürü var. Bir sürü var. Bu eski çalışıyor mu ki ya? Abla o çalışmayan herhalde bu açtığı bir tane daha var. Bu burun ucundaki var aşağıda. He. E peki temiz değilse su niye yukarı çekiyorlar ki suyu? Burası dolu olmasın. Zarar vermesin. İyi bari. Bunu burada yaşayanlar mı yapmış? Yani ya devlet yaptı onları yaptı bilmiyoruz. Ya buradaki koyan sahibi yapmış. Herhalde devlet yapmış. O kadar da biz bilmiyoruz. Pek, biz de pek bilmiyoruz. Eskiden. Ha yani su daha fazla dolup da bura yok olmasın diye. Aynen. Aysi yeni yapılmış zaten. Ne oldu? Beton gibi. Sadece 52 tane böyle aşağı doğru yani var. Küçük bir tane daha kuyu var. Daha uzun gidiyor mu? Şurada duruyor abla. Ha, küçük bir kuyu var orada. O kuyuda da su var. Aynen kuyuda da su var. İçinde taş falan var. Tamam. Olcay abi ben kafama dikkat etmeye çalışıyorum. Sen de dikkat et. Bak yarasalar burada birkaç tane uyuyorlarmış. Belki görünür kamerada. Hadi şöyle aşağı az gel Kadir. Yukarı gel aslında. Abla gel aşağıya doğru bak burada kuyunun ucunu göstereyim sana. Ay tamam. Gel korkma gel. Hatta bak burada bir yok. Tamam sallama. Sakın edemeyin. Ay bir şey bir göreyim. Şöyle. Yola tutuyor. O bir şey de ay. Gel abla bak buradan arı. Ha anladım. Burada su var. Tamam şimdi anladım. Ben zannettim ki merdivenlerin yarısına mesela şurada falan su var. Yok. Burada abi bak içinde bayağı kuyu gibi bir şey var bak bunu böyle. Hı. Derinliği şu kadar işte. Bir tane. Şu kadar bir derinliği var. Abla senin tarif ettiğin gibi önceden su oraya kadardı. Çekile çekile oraya kadar çekmişti. Aa anladım. İçinde taş falan var işte. Taşlar var. Belki de böyle yol gidiyor yani. Olabilir. Diğer taraftan içeri. Hiç görünüyor mu? Burada merdivenlerin 52 tane merdiveni indikten sonra kuyuda su var. Belki de böyle upuzun o karşıki yere kadar gidiyor. Bir tünel aslında. Ama su dolmuş içi. Aslında bu borularla eski bir tane su pompasıyla merdivenlerin başına kadar su dolmasın diye boşaltılıyormuş. Ama bundan sonrası artık bilmiyorum su temiz mi de bilmiyoruz. Kimler yaptığını bilmiyoruz, tarihini bilmiyoruz ama böyle bir yer var. Kazandırılabilir mi? İsteseler kazandırılabilir. Şimdi 52 Badal'dan merdivenlerden çıktık. Hemen karşısında eski tarihi bir hamam var. Burada kalıntıları var tabii ki. Oraya doğru gireceğim. Bayağı Gölköy'ün tam da merkezinde böyle hani yükseklerde bir yerde değil. Gerçi Gölköy de yüksekte yani çok da fark etmiyor. Ama gördüğünüz gibi... Olcay abi biraz daha yaklaştığında ayrıntılar da gösterecektir. Sarmaşıklar da sardı. Çok güzel bir kemeri var. Aynı zamanda da hamama böyle küçük bir kapıdan yine kemer bir kapıdan giriyorsun. Olcay abi baksana ya gerçekten. Herhalde kişisel bir hamam bu. Burası tamamen tek bir aileye özel hamam ama çok güzel dizayn edilmiş. Yani içine de böyle baktığımızda zaten içi küçük. Yani bir kişilik mi diyeyim, aile içi mi diyeyim. Böyle tavanda Olcay abim de gösterir şimdi. Delikler var çok güzel. Küçük küçük pencereleri var. Bayağı güzel bir şey aslında böyle hani insan böyle gözünü kapatınca buralara bakınca buranın eskiden halinin nasıl olduğunu tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Böyle karşıda manzarayı izlemek için de yine penceresi var. Pencereden böyle yuvarlak bir deliği var. Ama şey göremedim burada tabii kırılmıştır o hani eski tarihi işte çeşmesiydi işte çeşmesinin lavabosuydu diyeyim artık ona ne diyorsa bir şey tasları diyorlar.
Orada tabii şuralarda olmalı lazım. Kalıntıları var ama kırılmış, yıkılmış. Takip edilmemiş. Burası zaten özel mülk. İzin alarak girdik biz buralara. Yine El-İki Badalı'nda gördüğünüz gibi zaten anahtarı da bende. Anahtarını birazdan sahibine de teslim edeceğim. Kendisi teşekkür ederiz. Bize sağ olsun burada izin verdi bunları çekmemize. Umarım bizden de görürler. Bunları yıkılmadan da işte topluma kazandırırlar diyelim. Değirmenleri, eski tarihi değirmenlerin kalıntılarını çekmiştik. Onları anlatmıştık. Şimdi de Gölköy'de merkeze 5 dakika uzaklıkta kalan bir tane çalışır durumda değirmeni rastladık. Ama kapısı kilitli. Keşke böyle sırtında mısırını alıp gelip öğüten birine rastlasaydık. Onu çekseydik, onunla sohbet etseydik. Ama kısmet değilmiş. Belki ileride yakalarız. Değirmenin burada dereden su çekmişler değirmene. Zaten arkada da kanalını görüyorsunuz. Değirmenin kemerini. Su oradan geliyor, değirmenin içerisinde taşı döndürüyor, mısırı öğütüyor, ondan sonra değirmenin altından gidiyor. Ama burada gördüğünüz gibi değirmende su çektikleri için su dere oluşturmuş. Değirmende böyle adacık gibi ortasında kalmış. Gerçekten çok güzel bir görüntü olmuş. Hem de merkeze bu kadar yakın bir yerde. Huzur dolu bir yer yani, tam böyle piknik yakmalı. Yani mangal demeyeyim, mangal biraz şey olur, kaba olur ama böyle sereceksin, geçireceksin, bir şeyler yiyeceksin ya da çayını içeceksin. Sadece derenin sesini, bir de ileride küçük bir çağlayan var. Onun sesini duyuyorsun. Başka da hiçbir şey yok. Huzur. Gölköy'ün Direkli Mahallesi'ne geldik. Hemen yolun kenarında lahanasını, maydanozunu kucağına alan bir abla görüyorum. Merhabalar. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Gülizar Demir. Gülizar ablam. Evet. Değil mi? Hadi ver bana sen kazmanı. Nerede senin evin Gülizar abla? Merkezde. Merkezde mi? Evet. Sen eve nasıl gideceğim böyle? Yaya. Ha ya uzakta değil, hayır, Direkli'nin merkezinde mi? Evet. Az bir şey diyeceğim, o lahanalara ne yapacaksın? Kız diyor, ne olacak, gel. Ne yapacaksın? Topladım lan, turşu yapacağım. Ha nasıl, lahanalarla? Turşu oluyor ki bunların. Turşu. Evet. Kavurma mı kavuracaksın yani? Haşlayıp kavuracaksın mı? Şeye katıyor, beyaz lahanaya katıyor. Ha beyaz lahana, turşulu. Ben de zannettim yemek yapacağım. Maydanoz? Yemek de oluyor. Her şey oluyor maydanozun, ne olmaz. Yani maydanozla yemekleri katacaksın. Kendi tarlan mı burası? Evet. Ha iyi. Kazmayla ne kopardın? Kökünü mü kopardın? Bezelye diktim. Bezelye diktim. Aa şimdi bezelye dikilir mi ki? Bezelye ne zamanı geçti? Geçmedi. Geçmedi mi? Geçti, kesen daha iyi. Şşt. Geçti, geçti. Hadi. Ay, geldin. İyi günler. Tamam hadi görüşürüz. Hemen ineğini bekleyen teyzemin yanına gideyim. Ay, fındık bahçesinde. Aman aman. Merhabalar. Merhaba.
geldin. Hoş bulduk. Sen ne yapıyorsun burada? İnek yiyorum ben, baksana. Ha, bir tane inek mi var? Kazman elinde. Kazman var daha orada. Siz ne çekiyorsunuz bakayım? Kız gel otur otur konuşalım. He. Oturacak ha burada. Gel, inek zaten bağlı. He. Senin mi bu? He. Benim. Siz ne yapıyorsunuz? Ne? Gel. He? Gel, gitmesin oraya. He. Otur. Ben de yanına oturayım şöyle. Senin ismin ne teyze? Gülizar. Gülizar. Ha, senin bir tane mi ineğin var? He. Siz ne çekiyorsunuz ne? Öyle program çekiyoruz de işte köylerde, mahallelerde. Ha. Sen mi bakıyorsun bir ineğe? Ben bakıyorum. Sen nasıl sayıyorsun ineği? Çocuk sayıyor, küçük. Ha, küçük çocuk yardım ediyor sana. Ha. Başka kim var, kimle duruyorsun? Torunla mı? Torun, morun yok. Ha, çocuğun var. Ha, onunla duruyorsun sen. He, çocuğun. Kocan var. Yaşıyor mu? Yok, öldü. Ha, kaç sene önce? 5 sene geçti. Ha, iyi ya, şey değil. Başın sağ olsun. Sağ ol. Seviyor muydun kız? Öldü de, hasta oldu da. He. Abi sana da benim. Neler senin? Sera da senin. He. Serada lahanalar mı diktin? He. Kazmayla ne yapacaktın? Kazmayla orada şey vardı. Kapçuk, ona karıştırdım. İneğimin altına koyarım. He. Çocuğa getirtiririm de. He, aynen, iyi. Şey yapsan ya, bu gazelleri falan da şeyin varsa süpür. Kaybolur. Kaybolur gider. Kaybolur. Bir ineğin mi var? Başka buzak muzak yok mu yanında? Yok. Yok. Yüklü mü? Yok. Bir kaşık sayıyorum. Bir kaşık süt sayıyorum ondan. He. Satıyor musun sütünü? İsteyene veriyorum. İsteyene veriyorum. Ya peynir mi yapıyorsun sütünden? Yok. Satıyor. Ha, çarşıya, sütü satıyorsun. Sen hiç yapmıyorsun. Çarşıya götürüyor. He. İyi o zaman. Zaten anca bir tane bakarsın. Sen kaç senedir yapıyorsun bu inek işini? He? Kendini bildin bileli inek bakıyorsun mu? Bakıyorum. Sen Gölköylü müsün? Buralı. Buralısın. Hiç çıktın mı buradan? Gittin mi başka yerlere? Nereye gideceğim? Bilmem, hiç gurbetlerde yaşadın mı eşinle? Yok. Eşin gider miydi gurbetlere? Giderdi. He. Sen hep burada. Senin evin nerede teyzem? Benim evim diye şokarda. Yukarıda mı kalıyor? He. Ha. İneğini şeyin mi geliyor? Çocuk mu gelip alıyor burada? He. Ne zaman gelip alacak ineği? Okuldan gelince. Ha, okuldan geliyor. Daha küçük. İyi o zaman. Gölköy'e gidiyorlar, Gölköy'e. Gölköy'e gidip oradan geliyor. Yine alıp eve gidiyor. Sonra sabah ineği getiriyor, okula gidiyor tekrar. He. Kız ne güzel. İnek de burada akşama kadar duruyor he. Yayılıyor. Sen arada bir gidip geliyorsun mu buraya? Yayılıyor. Yayılıyor. Olsun, baksana daha yeşil yeşil bir sürü ot var burada. Kar da yağmadı. He. Şurada koyun sesleri duyuyorum. Koyunlar. Koyunun. Kuzulamış koyunlar da bağırışıyor. He, bağırışıyorlar. Kızın sesleri de var. Çok uzak mı orası? He, şurada bahçede. Ha, o şurada. Aa, iyi, oraya da gideriz. İyi, görüşürüz o zaman. He, siz geziyorsunuz öyle mi? Aynen, biz öyle yol boyu gidiyoruz. Siz nereden siz bakayım? Biz de Ordu merkezden geldik. Ordu mu? Evet. Öyle mi? Sen hiç geldin mi Ordu'ya, merkeze? Ordu'nun içine geldik. Ordu'nun içinde dünürün bile var. Dünürün var? He. He, o buralara geliyor mu? Kızı var burada. Ha, kızı var. Hı. İyi. Sen ordularda falan? Ordu'da benim bina evim var. Ne bileyim. Evin var orada? He, hiç. Gittim mi diye sorsana, evi var mı? Gitmedim. He, ev duruyor mu öyle kirada mı? Bilmiyorum ki kirada mı, neden olduğunu bilmiyorum. Kim biliyor? Hı? Kim biliyor? Allah'ım, çocuklar biliyor. Kim bilecek daha? He. İyi o zaman, sana kolay gelsin. Ha. Gidiyoruz biz. Gidin. Hadi kendine iyi bak. Ha. Tekrar görüşür müyüz? Beni konuşturuyorsun öylece. Ah, hazır, ha. Konuşturmayayım.
Karıştırmıyor mu? Bebeğin var mı? Yok, ben evli değilim. Öyle mi? He. Evli değilim ben. Yok ya. Yok ya, vallahi evli değilim. İnanmadım. Çok mu yaşlı duruyorum kız? Yok. Daha evlilik yaşı gelmedi. Diyorum ben o zaman. Kendine iyi bak. O. Tamam. Siz demek oradan beri geldiniz. Evet. Böyle. Oradan geldik öyle. Yollarda geziyordu. Aynen öyle geziyoruz, çekiyoruz böyle. Senin gibi teyzeleri buluyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Evet. Hadi o zaman kendine iyi bak, biz gidiyoruz. Oldu, gidin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bak, teyzemin ineğini de nazar etmeyelim, maşallah. Maşallah. Güzel inek. Gülizar teyzem ineğini otlatırken onun yanından çıktım. Yolun aşağısında da kuzu sesleri duydum. Burada da koyunlarını otlatan biri var. Buradan geçiliyor mu acaba? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Geliyor mu buradan? Gelemez miyim ya? Gelir miyim? Ay. Ay, bir şeye bastım. Nereden gelebilirim oraya? Gel, atla ya, atlanır ya. Atlanır değil mi? Dur. Dur, ben bakacağım. Ay, tel var. Atlarsam. Ops. Dur. Ha tamam, şuradan duvardan geçelim ya. Duvar varmış. Tamam, bulduk. Yol böyle, ay, fındık bahçelerinden çıkmaz oldum. Annem bahçeye gir dese. Annem bahçeye gir dese bahçeye gitmem. Burada fındık bahçelerinden inmiyorum. Alcay abi de hemen peşimden geliyor. O tabii alışık böyle şeylere. Az önce bir sürüydü ya. Yok yok, olsun. Merhaba. Tekrardan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay maşallah, maşallah. Kuzuya bak. İsmini öğrenebilir miyim? Yüksel Akınca. Yüksel Akınca, bunlar senin mi? Evet. Senin koyunların. Oğlumu yani. Oğlunun, kaç evet. Tane bunlar? Var, 60 tane falan var. Gel, o kuzuyu tutmak istiyorum. 60 tane falan var. 60 tane? Evet. Nerede bakıyorsunuz siz onları? Bu merkezde. Bu karşı evler. Karşıda mı eviniz? Evet. Ha, bunların ahırı var. Var. Yayladan yeni mi indiler? Yayladan bir 15 gün falan oluyor. 15 gün oldu. Kar mı yağdı da indiler? Evet, kar yağdı, evet. Hangi yaylaya gidiyorsunuz siz? Bizim Gölköy'ün mü, Aybastı'nın mı? Gölköy'ün. Gölköy'ün yaylasında müşterek yaylamız var. Belen'le Direk'le. Ha, Direk'inin. Evet. Evet. Müşterek yaylada bunları bakıyorsunuz, sonra kışın indiriyorsunuz. Evet, yaylada evet, çoğalıyor evet. Mu bunlar? Çoğalıyorlar. Kaç tane oluyorlar? Ya bu şimdi 50-60 tane doğacak yani. Bir 15-20 de ikinci kuzu oluyor. Ha,
diğer başkalarının killeriyle birleştirme falan oluyor mu yaylada? Şey oluyor. Başkasına şey yapıyor. O çobana şey yapıyoruz. Çobana veriyorsunuz evet. Yaylada. Kışın alıyorsunuz evet. Geri. Evet. Ha, kışın ne yiyorlar bu kadar hayvan? 60 bunlara tane. İşte ot, yem, saman. Alıyoruz. Arpa, buğday evet. Peki bunlardan hani sağma falan olmuyor değil mi? Yok. Koyunda? Sağım yapmıyoruz yani. Hiçbir şey. Sadece. Yok. Şimdi kurbana, Ramazan'a falan azalacaklar değil mi? Kurbanda erkekleri satıyor. Dişileri damızlık bırakıyor. He. Öyle işte. Öyle kaç evet. Tane kalırlar ki? Kaç tane erkek var? Erkek şu anda da yeni doğum yapıyorlar. Bir 15 falan kuzu doğdu. Ay çok tatlı. He. Sesleri geliyor 15 zaten. 15 tane falan doğdu. He. İşte olur yani. 50-60 kuzu olur yani. Oo maşallah. Evet. Allah evet. Arttırsın inşallah. Evet. Siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz bu koyunculuk? Vallahi kuruluştan beri yani. Hem arıcılık da yaptım. Ben hayvancılık da yapıyorum koyunculuk. He. Yani büyükbaş var mı? Yok. He. Büyükbaş yok yani. Ne yapsan yani oluyor yani yapabilene yani. Yani para kazandırıyor yani. Kesinlikle öyle. He. Yani elinden evet. Geliyorsa yapacaksın. Evet. Peki arıcılık devam ediyor mu? Arıcılık şey çoklar yapıyorlar. Ha, çocukların devam ettiriyor. Evet, evet çoklar devam ediyorlar. Peki sen hiç böyle gurbetlere falan gittin mi yoksa hep Gölköy'de mi kaldın? Gurbete 45 gün bir yani elektrik işine gittim. Gurbete ondan sonra daha da yok yani çiftçilikle daha sonra dedin ki aman ben evet. Köyüme dönerim evet. Burada yaparım. Hep. Zaten yer var. Evet. Hayvan alıyorsun. Az çok işte yer var yine. 2-3 ton fındık çıkıyor. Maşallah. Ondan sonra onunla işte meşgul oluyor yani. İyi güzel bir bakalım mı kuzulara? Evet, tamam. Ben gidip kuzu seveyim. Yo çevirme ben de gelirim. Ay maşallah çok küçük. Yamaca şey kızın. Elverişli yani hayvancılık bakımından yani. Ki, evet evet. Bayağı yeşil de şu an Aralık'ta bile hala yeşil otlar var. İnsanlarla sohbet ettik. Oradan Ahmetli'ye ve Direkli mahallelerine geçtik. Orada da vatandaşlarla sohbet ettik. Bu haftalık bizden bu kadar. Umarım güzel olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.